Efendim herkese keyifli güzel bir akşam diliyoruz. Ana haberin ardından orduyu yönetenler de beraberiz. Biliyorsunuz yeni yayın döneminin ilk programını gerçekleştireceğiz beraber. Her zaman olduğu gibi yine bir salı akşamında yaklaşık 1,5 saat sürecek programımız başlıyor. Sezonun ilk yayınları. Bizler de heyecanlıyız. Tabii böyle sürçülisan edersek şimdiden affeyleyin efendim. Bu akşam ordunun tamamını konuşacağız. İlk konuğumuz, sezon açılışındaki ilk misafirimiz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler. Tüm kente dair merak ettiklerimiz, yaz ayları, şimdi bizi bekleyenler derken tüm detayları konuşacağız inşallah. Sosyal medyadan da yayındayız. Facebook'tan varsa sorular almak isteriz. Ben fırsat buldukça yorumları da sizler için okumaya çalışacağım. Twitter'da hatırlatayım efendim, yine canlı yayında olduğumuz mecralardan diyerek sözü de fazla uzatmadan konuğumuza dönelim. Çünkü çok fazla da konu başlığımız, sorumuz var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Funda Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok şükür diyelim. Sizi gördük daha iyi olduk. tabii biz ayrı heyecanlıyız. Sezonumuzu açtık çünkü. Benim de ilk yani Ordu Yönetenler'de ilk programım. Bu sezon senenin ilk programı. Tüm detayları da Ordu'nun tamamını konuşarak inşallah tamamlayacağız ilk bölümü. Ben tabii, de hayırlı olsun diyeyim çok size. Teşekkür evet. ediyorum. Biliyorum ayağınız uğurlu gelecek. Güzel i̇nşallah, bir sezon inşallah. Olacak. Tabii biz başlarken de söyledim, yaz aylarını artık geride bıraktık. Sonbaharın ilk ayı da bitmek üzere hatta. Tabii işte pandemi derken acaba bunlar zaman zaman konuştuk tabii çalışmaları ama Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları bize de bir girizgah olsun bu yönüyle. Yani geride bıraktığımız yaz mevsimiyle konuşalım, başlayalım istiyorum. Belediye çalışmalarını aksatmadan sürdürdü pandemiye rağmen. Ki pandemi sebebiyle de ordunun nüfusu zaten yaz aylarında artardı. Şimdi biraz daha fazla gördük bu oluşumu, bu yoğun insan kalabalığını. Çünkü daha erken geldiler, belki daha geç gittiler. Kimisi belki dönmedi bile. Hem bu artan nüfusla beraber hem içme suyundaki tabloyu hem de altyapıdaki durumu bir sormak isterim. Belediye hizmetlerinde neler yaptık, nasıl geçti sizce? Vallahi çok güzel geçti. Aslında biliyorsunuz pandemi COVID-19. Çok hakimdi yine hı hı. hayatımıza. Evet. Hem de ekonomik daralma da biliyorsunuz yaşanıyor. Kuraklık var. Buna rağmen çok çok güzel bir yaz geçirdik. Hem kendimizi test etmiş olduk. Çünkü normal 750 bin nüfuslu bir ilin 2 milyona kadar çıktığını evet. biz hesaplıyoruz. Gelenlerden o şekilde hesaplıyoruz. Yani ordu kendini test etmiş oldu. Bu arada büyük yağmurlar yağdı. Yani sel seviyesinde. Hı hı. Orada da aldığımız tedbirlerle çok şükür onlarda herhangi bir can sıkıcı durum olmadı. Dolayısıyla tam bir testten geçtim dediğim gibi. Güzel bir yaz oldu. Halkımızı denizle buluşturduk. Gemilerimiz çalıştı. Bu arada spora ağırlık verdik. Deniz sporları çok ağırlıklı hı hı. olarak devrede oldu. Triatlonlar yaptık. Kanolar, kendi ürettiğimiz tekneler denizi renklendirdi. Tabii bu arada biz belediyecik faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdük. 345 kilometre yol yaptık. Çok önemli bu toplam olarak. Bunun dışında 1200 kilometre kadar da su hattı yapıldı. Bütün asbestli borular değiştiriliyor. Su depoları yapılıyor. Bir yandan göletleri inşa ediyoruz. Dolayısıyla kayıp kaçak oranımızı %56'dan %36'ya düşürdük. Çok önemli bir rakam. Bu aşağı yukarı 5 milyon metreküp yapıyor. Fatsa'nın suyu kadar suyu kaçaktan, kayıptan kurtarmış olduk. Çok önemli bir şey bu. Çok ciddi bir oran. Fatsa gibi büyük bir ilçe. Yani bunlar bütün yaz boyunca devam etti. Tarıma, hayvancılığa ağırlık vermiştik. Bu üretimlerimiz bambaşka bir boyuta gitti. Yani o da bizi çok memnun ediyor. Yani bir yandan ilave bir istihdam, ilave bir geçim kaynağı oluşturdu. Yani biz biliyorsunuz klasik belediyecinin dışında çalışıyoruz. Yani çöpünü zaten topluyoruz. Ondan elektrik üretiyoruz. Son derece büyük 3 tane şeyi çöpü kaldırdık. Ünye'nin başına belaydı. 35 yıllık çöpü kaldırdık. Fatsa'yı kaldırdık biliyorsunuz. Oradaki evlerin değeri arttı. Perşembe'de kalktı. Dolayısıyla hem Karapınar'daki çöpü de hepsini toplayıp işte elektrik üretiyoruz. Yani çöp meselesi önemli bir konuydu. Onun dışında suyu dediğim gibi yaptığımız yatırımlarla toparlamaya çalışıyoruz. Bu kadar yağmur yağan yerde suyun dert olmaması lazım. Evet. Ama maalesef bu tedbirler zamanında alınmamış. Tabii yeni de bir büyük şehiriz. Bunları bütün altyapısıya devam ediyoruz. Bu arada tabii kendi yönetim
becerilerimizi ilişki yönetimine çevirdik. Bakanların biri geliyor, biri gidiyor. Orada gayet iyi bir, Ankara'da iyi bir şeyimiz var. İtibarımız var. Bunlardan bazılarını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bazılarını itibarımızla yapıyoruz, imkanlarımızla. Dolayısıyla yollar yapılıyor bir yandan. Bunun dışında da dediğim gibi tarım hayvancılığı, turizmde çok büyük bir artış meydana geldi. Otellerimize gelenler. Tabii bu arada ekonomi yazarları geldi. Bunlar içinde yazarlarla birlikte iş adamları geldi. Hüsamettin Kavi geldi. Otel sahipleri, Dedaman'ın sahipleri, Green Park'ın sahipleri geldi. Bir yandan yatırımları görüşüyoruz. Bir yandan çok önemli yatırımları devreye aldık. Mesela bir kano park devreye girdi. Büyük bir yankısı oldu bütün bölgede. Giresun'la neredeyse hafta sonlarında birleşiyoruz. Geliyorlar, Ordu'ya geliyorlar. Bir yandan Amasya, Tokat, Ordu'ya akıyor hafta sonlarında. Aybastı'ya, Gölköy'e, Akkuş'a geliyorlar, Mesudiye'ye geliyorlar. Dolayısıyla çok hareketli bir yer oldu Ordu. Yani bir yerde belediye çalışmalarımız zaten asfaltlı, yoldu. Onları zaten yapıyoruz biraz önce bahsettiğim gibi. Tabii burada bundan sonraki yapacağımız sosyal çalışmalar. Sosyal çalışmalar çok çok önemli. Çünkü işsizlik noktasında bunlara bütün işsizlerimize iş bulmayı da kendimize biraz dert edindik. Çünkü bu tarımda açtığımız imkanlar, sahalar aynı zamanda istihdama da çözüm oluyor. Hı hı. Onun dışında sosyal çok fazla şeyimiz var, engellimiz var. Yani rakamları şöyle bir size bahsetsem, yazın ne kadar hani yazı geçirdik diyorum ama aşağı yukarı 70 binden fazla ordumuzda engelli var. Aslında daha da fazla da bazı aileler kayda geçmiyor engellileri. Bunun dışında 130 bin emekli var. Bunların yaşı 65'in üstünde olanların taşınması vesairesi, yolculukları. Bunların bazen evde bakımını yapıyoruz. Bulaşıklarını da yıkıyoruz. Yemekleri yapılıyor. Bunun dışında 150 bin çalışan var. 130 bin öğrenci var. Öğrencilere de tabii hep indirimle hareket ediyoruz. Bu arada şoför esnafımızın bunlardan dolayı epey bir serzeniş oldu. Bu arada esnafımıza biz aşağı yukarı 800 esnafımıza 2'şer bin lira para dağıttık, evet, biliyorsunuz. Destek. Yani destek yaptık. Yani kısacası işin tabii bir yaz boyutu var. İşin bir sosyal sorumluluk boyutu var, ekonomi boyutu var, kalkınma boyutu var, belediyecilik boyutu var. Biz bunun hepsini bir bütün halinde ele alıyoruz tabii ki haliyle. Bundan dolayı çok hareketli bir yaz oldu. Tabii pandemiden dolayı sadece fındık vakti gelen hemşehrilerimiz daha erken geldiler. Evet. Baharda gelmeye başladılar. Onların su ihtiyacı, çöp ihtiyacı, ilçe belediyelerimiz de bir testten geçti. Çok iyi bir koordinasyonla bunları toparladık. Güzel bir burada yazın. Tabii hayvan hastanemizi bitirdik. O çok güzel oldu. Tıbbi atık tesisimizi kurduk bu arada. Bunlar hep önemli yatırımlar. Tabii hepsi beraber bütün halinde devam ediyor. Bu arada zelzeleler oldu, yangınlar oldu. İtfaiyemiz yani ordunun sınırlarını aşan bir başarı gösterdiler. Elazığ, Malatya, İzmir'e gittiler. Selde yardımcı oldular. Yani bütün onların seldekilere de buradan iş makinesi, kamyon ve kombi yardımlarına bulunduk. Hem o büyük yağmurları biz başarıyla atlattık ki aslında burada sel olmadı değil. Aslında sel olabilecek yağmurlar Ordu'ya da yağdı. Fakat aldığımız tedbirler, bakanlığımız zamanında bütün köprülerin bacaklarını kaldırmıştık. Onların hepsini ağaçlar takılmasın diye belli bir şekilde getirmiştik. Alınan tedbirler çok şükür şu ana kadar atlatmış olduk. Tabii bu arada meleti temizliyoruz bildiğiniz gibi. Çok müthiş bir şey o. Evet, hepsini söyleyeceğim. Evet, sonra konuşuruz belki. Kısacası güzel bir yaz geçirdik. Güzel, dolu dolu bir yaz geçti o zaman. Hemen başlayayım ben de böyle detay sormaya. Çünkü dediğim gibi zamanı da güzel kullanayım istiyorum bir yandan. 19 ilçeye hizmet veren bir sosyal market var. Evet. Büyük bir eksiği giderdi. Çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi şöyle söyleyeyim. 19 ilçeyle biz müthiş bir uyum içindeyiz. Hiçbir fark gözetmeden, hiçbir ayrımcılık yapmadan.
muhalefet de olsa hiçbir sorunumuz yok. Gayet güzel bir şekilde yollarını yapıyoruz. Asfaltlarını, parklarını, bahçelerini yapıyoruz. Şu anda yeşil alan konusunda çok iddialı bir şehir haline geldik. Zaten çok işte bizi takip ediyor. Bu arada aldığımız iş makineleri, biz şunu yaptık biliyorsunuz, kiralamadık. Müteahhitle de çalışmadık. Kendi iş makinelerimiz, bir hesap yaptık. Kendi iş makinelerimize sahip olmamız bizim ta avantajımız oldu. Onları yaptık. Asfalt plantımız var, taş ocaklarımız var. Yollarımızı gece gündüz hiç durmadan yapıyoruz. Çok çalışkan da bir ekibimiz var. Bütün ekibimiz çok çalışkan. Zaten iyi bir koordinasyonumuz var. Yollar yapılıyor. ESO, OSKİ güzel bir çalışma yapıyor. Bütün hem kayıp kaçağı dediğim gibi önledi. Hem de şu anda göletleri yapıyoruz. Korgan göletiyle. Şimdi Kumru'yu yapacağız. Ondan sonra iki tane daha göletimiz var. Onları görüştük. Geçen hafta Ankara'daydım. Devlet Su İşleri'yle görüştüm. Zaten dave bana bağlıydı bir ara. Dolayısıyla onları yapıyoruz. Burada şöyle bir şey var Funda Hanım. Eskiden su yukarıdan aşağı akıyor biliyorsunuz. Denize doğru akıyordu. Biz denize giden suları da kanalizasyona bağlamışız, yağmur sularını. Tertemiz yağmur suyu. Tabii daha sonra denize iniyor. Hı hı. Bu sefer su ihtiyacınız var. Kuyu açıyorsunuz. Denizken yukarıya elektrikle su basıyorsunuz. Hem elektrik sarfiyatı oluyor hem yanlış bir iş. Dolayısıyla biz suyu yukarıda göletlerle tutmayı, hem seli önlemeyi hem de suyu kendi cazibesiyle aşağı akmasını sağlıyoruz. Bu arada su verimliliğiyle ilgili çalışmalar yaptık. Meclisten de geçirdik. Dolayısıyla oralarda sarnıç yaparak da su yönetimini sağlıyoruz. Enerji verimliliği gibi su verimli yasa tasarısı hatta taslağını hazırlayıp ki benim görevim değil. Onu da bakanlığa sunduk. Ondan da inşallah faydalanırlar. Kuraklıkta mücadelede de kuraklık önemli. Da çok önemli. Biliyorsunuz çoğu yerde büyük kuraklık var. Bir de orman yangınları da işin içine girdi. Aslında bizim ordumuz yaşanılacak bir yer olarak önümüze çıkacak ileride de. Zaten şu anda çok güzel. Bu demek ki aynı zamanda şehircilik faaliyetlerini yapıyoruz ki gelecek misafirlerimiz, aynı zamanda bizim bir ordu da İstanbul'da var. İkinci nüfus. Onlar için 19 ilçenin mimari yarışmasını yaptık, bina yarışmasını yaptık. Onlara göre istiyoruz ki bahçeli evler olsun. Bu pandemiden sonra artık apartmanlarda yaşamaktan ziyade müstakil evlerde yaşamayı arzu edecek hemşehrilerimiz. Bütün insanlık böyle. Onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Belki ileride karavan imalatına başlayabiliriz. Onun planını yapıyoruz. Çünkü biz şu anda tekne imalatını kendimiz yapıyoruz. Benim daha evvel doktora çalışmasında kullandığım kompozit malzemeleri tekne yapımında kullanıyoruz. Arkadaşlara onu da gösterdik. Çok iyi bir uzman ekibimiz var. Şimdi aynı şekilde karavan yapmayı, aynı zamanda bahçelerin havuzlarını ondan üretmeyi düşünüyoruz. Yani ordu gelecekte de çok güzel bir yer olacak. Villaların bulunduğu yerler. Onun için 19 ilçede heyelansız, çok güzel yerleri seçtik. Zemin etütleri de yapıldı. Şimdi oralarda toplu villalar, toplu konut demiyorum. Toplu konut deyince yüksek binalar anlaşılıyor. Toplu konutu bahçeli evler şeklinde düşünüyoruz. Bu arada İstanbul'da Kasım ayında bütün derneklerle toplantımız olacak. Zaten çok sık İstanbullular, yani İstanbul'daki dernekler buraya geliyor. Yani biz İstanbul, Ankara, Ordu arasında hatta Ankara'daki bürokratlarla çok iyi bir üçgen kurduk. Onlar yapıyor. Yurt dışındakiler geliyorlar. Ordu çok değişmiş buluyorlar haliyle. Ve bir de onlar da bu hastalıktan çok çektikleri için yani İstanbul'da yaşayacaklarına yani bir semtten bir semte bazen 1,5-2 saatte gidiyorlar. 1 saat 15 dakikada, 1 saat 20 dakikada Ordu'ya gelecekler uçakla. Havaalanında o emeklerimizin de karşılığını bakanken attığımız yani emeklerin karşılığını şimdi çıkarıyoruz. Dolayısıyla her an 2 milyona çıkabilecek bir durumumuz var ki yazın biz bunu test ettik. Çok da fazla büyümek de istemiyoruz. Çünkü çok büyük şehirler değil artık dünyadaki hedef. Almanya'da falan da böyle. Daha yani bu büyüklüğü geçmememiz lazım.
Ona göre altyapıyı yapıyoruz. Geleceğin 100 yıl, yani 100 yılın ordusunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Yaptığımız şey o. Şimdi birçok dediğim gibi detay var. Onlardan biri de yani hepsinde aslında şunu görüyoruz biz. Çıta çıta yükseliyor tabii, aslında tabii, şehir. Çok. Onlardan biri de özellikle enerji konusu. Ordu çökten enerji üretiyor. Evet. Diğer taraftan rüzgardan enerji üretiyor. Yani bundan sonra hangi seviye var bu? Zaten barajları yapmıştık. Hı hı. O yasayı ben çıkartmıştım. Yani benim zamanımda yenilenebilir enerji çıkmıştı. Sonra enerji verimli yasasını çıkarttık. Bütün ampuller, bütün beyaz eşya, buzdolapları, çamaşır makineleri, motorlar değişti, yalıtım oldu. Şimdi de bunu enerjide geri kalan kısımlara denemeyi düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi yine rüzgar. Şu anda belediye ilk defa belki de Türkiye'de rüzgardan bu büyüklükte bir enerji santralı kuracak. Akkuş'a kuruyoruz. Ve çok büyük 6 megawattlık. Yani benim dönemimde 2,5-3 megawattlık direkler vardı. Rüzgar gülleri vardı. Şimdi 6 megawattlık dev. Onlar kurulacak. Onun şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Bu arada bir sürprizimiz var. Eğer yapabilirsek etüt ediyorum şu anda. Fındık kapsülünden. Bizim Ordu Tavi kapsüllerden elektrik elde etmeyi düşünüyoruz. Fındık kabuğundan aktif karbonu başardık. Onun fabrikasını kuruyoruz. O da önemli bir yatırım. Yani fındığın ve aynı zamanda bu atıklardan elde etmeyi planlıyoruz şu anda. Ama daha etüt halinde şu anda. Bunun lojistiği nasıl yapacağız? Toplaması nasıl olacak? Bunları yapıyoruz. Daha evvelden aslında içimde bir ukde dalgadan elektriği elde etmek. Bunu Adapazarı'nda bakanken üretmiştik şeyde. Dolayısıyla tabii bu şu anda dünyada çok yaygın değil ama bazı denemeler yapmayı düşünüyorum. Jeotermalle ilgili çalışmalarımız var. Ordu'nun jeotermalde de kaynakların olduğunu düşünüyorum. Çünkü gene benim dönemimde, bakanlığım döneminde etüt etmiştik Ordu'daki. Hem sıcak su var mı yok mu jeotermal, sıcak kayalar var mı onların etüdünü. Şu anda bir ekip özel sektörden o çalışmaları yapıyor. Onlarla belki ortak olabiliriz. Yani biz şu anda bazı şirketlerle ortaklık yaparak gidiyoruz. Ve bunda da çok başarılı bir noktaya geldik. İnşallah yani enerjimizi kendimiz üretirsek sanayide de o zaman bunu daha düşük kullanacağız. Çünkü müşterisi belediye olacak. Yeni bir metot deniyoruz. Türkiye'de örnek olacak. Müşterisi belediye. Sahibi gene bizler olacağız. Pazarı garanti olan bir iş yapıyoruz. Hatta buradan seyircilerimize de duyuruyorum. Yakında ihalesi olacak. Onlar da katılabilirler. Açık ihale. Gelsinler. Paralarını ortaya koysunlar. Hem para kazansınlar. Hem memleketin temiz, Allah'ın rüzgarı, tertemiz rüzgar. Bir de o kadar para kazansınlar. Yer, her şeyde kullanıyoruz. Tabii tabii her şeyde kullanırlar. Sadece ısınmada kullanabiliriz. Hava kirliliği olmaz. Çevre dostu. Bedava. Evet. Rusya'ya, İran'a bağımlı değil. Kısacası bunların hepsini, bütün tecrübemizi burada deniyoruz, paylaşıyoruz. Çok güzel gelişmelerden bahsediyoruz. Hiçbir karşılık almadan, beklemeden bunu yapıyoruz. Sayın Bakanım, şimdi Fatsa'daki lahitler hepimizi çok heyecanlandırıyor. Çok da taze bir gelişme. O yüzden evet, onunla devam edelim istiyorum. Siz de gittiniz, ziyaret ettiniz bölgeyi. Dün canlı yayında bir yenisi daha açıldı lahitin. Tabii bizim turizme dair hayallerimizi biraz daha büyüttü aslında. Ne tamam, zaman görmeye başlarız etkisini? Vallahi daha yeni başladık. Ama şunu söyleyeyim, yani Ordu'nun her yerinden tarih fışkırıyor. Evet, aynen öyle. Tarih fışkırıyor yani. Ve nereye kazmazsak karşımıza bir sürpriz çıkıyor. Bu hem çalıştığımızı gösteriyor, kazdığımızı gösteriyor, yol yaptığımızı gösteriyor. Hem de buranın çok zengin tarihi kaynakları olduğunu gösteriyor. Ben Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı'nı yaparken 40'ın üzerinde yerleşim merkezi bulmuştuk. Yani ta Hazar'dan Ceyhan'a kadar petrol boru hattını yaparken. Şimdi orada da benzerlerini buluyor. Kazdıkça ortaya çıkıyor. Şimdi bu Fas'taki de şehirde belediyemiz çalışma yaparken, yol açarken karşısına çıkıyor. Zaten onun aslında bir belirtisi var orada. Bir manastır şeyi var, kalıntısı var. Orada tabii mezarı açınca bilezikli iskeletler, boncuklar, bilezikler o zamanlar şeylere beraber gömülmüş eşyalarıyla beraber. Dün de bir tanesini açtık. Tabii yapılan incelemelerde burası erken Hristiyanlık dönemine 2. 3. yüzyıla rastlıyor.
Bu da bizim Molla Fenari ile Ayasofya'nın dönemini rastlıyor. Yani ben arkadaşlar şaka yapıyorum. Bizden önce de ordular varmış yani. Buralarda yaşamışlar. Değişik medeniyetler olmuş. Burada İlla yaşayanlar olmuş. İlla ki bu topraklarda olmuş. O zamanlarda olmuş, birileri Fas'ta yaşadı. Zaten Bolaman, Polamanyum diye bir yerden başlıyor. Böyle bir yer. Dolayısıyla ismi sonra Bolaman olmuş. Orası büyük bir yerleşim merkezi. Dolayısıyla orada bulunan mezarlar, lahitler aynı zamanda buranın zengin bir yerleşim merkezi olacağını gösteriyor. Şimdi onun etütlerini yapıyoruz. Orayı tabii bir müzeye çevirebiliriz. Belki hepsi bir yerde bir etnografya müzesi haline gelebilir. Çünkü kurumla ilgili çalışmalarımız var. Yoruz'la ilgili çalışmalarımız var. Bunlar da bizim ayrı zenginliklerimiz. Tabii bir yandan da Cıngıt Kalesi var Fas'ta. Şimdi onun altında dehlizler var denize kadar uzanan. Ünye'deki şey de öyle, kale de öyle. Gölköy'ün kalesi var. Bizde kaleden bol bir şey yok şimdi yani. Şimdi ben kurulu soracaktım şöyle. Yani kurulda belki Kibele'nin beklenenden çok erken bulunmasıyla. Evet biz illaki bir şeyler İşaret olacağını bir biliyorduk şey oldu. Ama aynen öyle. Bakış açımızı değiştirdi. Ki orduyu biliyorsunuz o dönem çıkarıldığı tarihte dünya gündemine sokan konulardan biri. Ve kültürel tarihimize çok önemli bir ışık tutmuş oldu. Ama biz çok istiyoruz ki ziyaret edebilelim. Ne zaman açılabilir? Valla bir kere en önemli adımı şöyle yaptık. Biliyorsunuz 4 ay civarında bir çalışma dönemi vardı. Ben onu 12 aya çıkarttım. Evet, hiç durmadan çalışıyorlar. 20 tane çalışanı var. Onların parasını biz veriyoruz. Büyükşehir veriyor. Parayı veriyoruz. Çok kıymetli bir hocamız var. Yani çalışmayı sürdüren hocamız var. Dolayısıyla görüşüyoruz kendileriyle de. Tabii oradan yeni müjdeler bekliyoruz bir yandan. Hem de orayı üstünü örterek şeyi açmak istiyoruz. Tıpkı Göbekli Tepe gibi, Zavuz gibi, Zeygma gibi bunları yapmaya çalışıyoruz. Çalışma sürüyor. Bu arada tabii sadece kurul değil. Yani onun dışında Yoroz üzerinde de çalışmalarımız var. Yoroz'da da kazı yok ama orayı dağcılara açmak istiyoruz. Bir tane seyir terası kurmak istiyoruz. Evet, düzenleme çalışması yani çalışmalarımız var. Burada ismini de söyleyeyim size. Everest gibi dünyanın önemli zirvenin birden fazla tırmanış yapmış olan bir milli dağcımız var. Tunç Fındık'ı ilimize davet ettik. Kendisi orduda olacak. Perşembe. Evet. Onu çıkaracağız. Geçen de motorcularımız çıktı. Yani biz şu anda oraya aynı zamanda ahşap merdivenler yaptık. Bir yol açtık. Yani çok güzel bir yer oldu. Ben de en zirveye çıktım. Yani çok güzel bir yer, muhteşem. Bir tarafı Perşembe'ye bakıyor, öbür taraf Giresun'a bakıyor. Böyle muhteşem yani, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güzel. Ve bu arada çıkarken bir sürü tıbbi aromatik bitki var orada. Yani endemik bitkilere ilgi duyanlar da çıkabilir, dağcılar da çıkabilir. Yani manzaradan hoşlananlar çıkabilir. Yani adrenalin düşkünü kişiler orada büyük heyecan yaşayabilirler. Bir yandan da şimdi oranın seyir terasını yapıyoruz. Onun tasarımını yapıyoruz. Çünkü çok büyük rüzgar da var orada. Yani böyle muhteşem bir şey. Allah bize bütün güzellikleri vermiş. Evet. Bir yandan Gölköy'deki çalışmalarımız var. Akkuş'taki çalışmalarımız var. Onlar yürüyor çalışma olarak. Ulubey de aynı şekilde. Biliyorsun Şaip Tepesi var orada. Biz Şaip deriz. Oraya giderdik. Yani çok yakışıklı bir dağdır böyle. Tam bir volkanik dağ. Onun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun dışında da Fas'la ilgili gene sürprizlerimiz var. Gaga Gölü'nde var. Başka çalışmalarımız var. Yani biz şu anda Allah'ın bize bahşettiği bu muhteşem güzelliği, kaynakları hem insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Hem medeniyetlere ışık tutacak şekilde bilim insanlarının nazarına sunuyoruz. Dolayısıyla muhteşem bir çalışma, çok yoğun bir çalışma. Tarihi zenginliklerimiz de dediğim gibi birbirini kovalıyor. Yason başlı başına, başlı başına bir kaynak. Bozukkale o şekilde. Bunların hepsine camilerimiz var. Biliyorsunuz aşağı yukarı İstanbul'un fethiyle ordunun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması Emiroğulları ile birlikte gerçekleşmiş. Onlar Aybas'tan buraya doğru gelmişler. Bir yandan Eski Pazar
hemen yanı başımızda. Evet, camide de seyrediyoruz. Anlatılacak gibi değil. Yani çok konuşursak programdan bitmeyebilir. Birçok yani. Detay var, birçok gelişme var. Evet. Söylüyorsunuz. Şimdi ben yine devam edeceğim diğer konularla. Travmayı özellikle konuşalım evet. istiyorum. Ordu sahilini bambaşka bir noktaya evet. getirdi. Evet. Yani daha evet. nostaljik diye evet. biz de evet. haberleştirdik. Evet. Diğer kıyı sahillerimizde, kıyı ilçelerde de görecek miyiz? Şimdi ben mesela çok bambaşka bir görüntü sunuyor mutlaka. bir de tabii ki hani o havası, o görüntüsü, insanların ilgisi hepsi çok güzel. İlk gördüğümde şeyi düşündüm. Şimdi limandan alt istasyona kadar, teleferiğe kadar acaba mesela plaj mevkiine de gelebilir mi? Ya da diğer ilçelerde, kıyı şeridinde, sahillerde de olabilir mi diye. Vallahi şoför esnafımız izin verirse gelir. Onlarla konuşuyoruz. hatta biraz şey yaptık, onlar şakayla karışık. Biraz şey yaptılar, yani nereye gidecek, nereden nereye olacak falan diye. Onlara bir sürpriz ziyaret yapmıştım geçen de. Konuştuk. Aslında bizim için tabii ki mahsuru yok. Ama gene de şey yapsın istemiyorum. Yani diğer esnafı da rahatsız etmez ama başta başına bir nostalji evet, bu. Evet. Turistik açıdan da önemli. Çok da etki yaptı. Yani tahminimizden öte. Tabii diğer ilçelerimiz için de benzer sürprizlerimiz olacak. Hepsini bir deniyoruz. Ondan sonra yaygınlaştıracağız tabii hadi ki. Bakalım. Çok da güzel oldu evet, hakikaten. Evet, çok güzel oldu evet, gerçekten. Güzel oldu. Yani çünkü bir de şu var şimdi. Yani İstanbul'un ikinci nüfusu Ordu. Ordulular orada yaşıyorlar bunu. Yani İstiklal Caddesi'ni görüyor. Diğer yerlerde benzerlerini daha evvel yaşamış İstanbul. Şimdi de Ordu'da denedik. Dolayısıyla hem bu şeyi, nostaljiyi burada tatsınlar istiyorum. Gemi de zaten bugün biliyorsunuz bugün şey yaptık, üniversite öğrencilerimizle beraberdik. Gemiyi yıktılar yani neşeden, büyük bir şey oldu. Hem üniversiteyle şehrin kaynaşması ortaya çıktı. Çok kalabalık, çok coşkulu öğrenciler vardı. Bizim kendi müzik ekibimiz de oradaydı. Fakat öğrenciler bastırdılar. Rizeli çocuklar tulum çaldılar. Horan teptiler. Diğer öğrenciler de aynı şekilde katıldılar. Şehirle üniversite böylece hem kültürel anlamda birleşiyor hem sosyolojik açıdan birleşiyor. Tabii inşallah bilim açısından da bilim teknoloji açısından da iyi bir etkileşim olursa o zaman işte temelini attığımız, benim attığım üniversitenin meyvelerini de almış oluruz diye şimdi düşünüyorum. Şimdi ben tekneye ve su sporlarını ayrıca soracağım ama bugün bahsettiğiniz gelişme çok güzel. Evet, yani çok güzel. Kendiliğinden. Şimdi üniversiteyi kazanmış öğrenciler geldikleri şehrin evet. Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya evet, geliyorlar. Rektörümüz ben üniversite var, yıllarında hiç hatırlamıyorum. Komutanımız vardı. Yani tabii, rektörü tabii. bir kere gördüğümü falan hatırlıyorum herhalde. Evet, ki ilin tabii. başkanı çok. Çağırsın, onlara davet çok. Etsin, ağırlasın. Çok ince bir çok. Tavır gerçekten. Güzel çok oldu. Teşekkür ediyorum. Geçen hafta sağ olun. Geçen hafta 3 gün önce de yetimleri gezdirdik. Yetim çocuklarımızı, yavrularımızı. Onlar da bir ordunun 19 yetimden gelen 350 tane çocuğumuzu gezdirdik. Onları eğlendik. Onların yüzünü güldürdük. O da bize ayrı bir mutluluk verdi. İşte hem sosyolojik boyutu var hem onlara ağırladık. O da bize mutluluk veriyor. Yani neyse. Gemi sadece bir gemi olarak değil, aynı zamanda gönül bağı olan bir şey oluyor, enstrüman oluyor bizim evet, için. Araç oluyor. Evet. Peki balon turizmi başkanım, Altınordu ve Perşembe Yaylası için planlanıyor malum. Ne zaman başlayacağız? Vallahi size hep sorularla çıtayı yükseltiyorsunuz. Ama şöyle bu çalışmalar bizi böyle evet. ilk duyduğumuzda tabii. aa nasıl düşünmüşler dediğimiz çalışmalar evet, evet. inşallah yakın evet. zamanda evet. görmek istiyoruz Ordu semalarını. Tabii Serbi şimdi bunun tabii bütün mesele bunun ölçümlerini yapıyoruz. Aşağı yukarı 1,5 yıldır rüzgar hızlarını ölçüyoruz. Çünkü içinde insan taşınacağı için neticede bir evet. hava aracı yani bir yerde. Bir yerden bir yere gidecek kazası belasız olması için emniyet tedbirlerine dikkat ediyoruz. Şu anda testleri yapılıyor. İnşallah lisansla ilgili çalışmalar da iyi bir şekilde gidiyor. İyi bir ekibimiz var, onu takip ediyoruz. Şeyden başlayacağız. Aybastı Perşembe evet. Yaylası'na başlayacak. O muhteşem Menderesleri. Yani herhalde milletin aklı başından gidecek bunu görünce. Peşinden diğer yerleri deneyeceğiz. Altınordu'da bir deneme yaptık. Ama işte orada biraz deniz var. Yani bir yanlışlık olmasın diye kılı kırk yarıyoruz. Çünkü ters bir hareket ordunun ismini, reputasyonunu ters etkileyebilir. Onun için çok emniyetli gidiyoruz. Ama şu anda balon çok sükse yaptı. Yani bizden sonra başkaları da sıraya girmişler. Tıpkı tramvayda olduğu gibi birden siparişleri atmış adamların.
Onlar gidiyor. Biz bu çoğu yerde başı çekiyoruz. Demiştim ben, biz taklit etmeyeceğiz, taklit edilen olacağız diye. Demiştim. Şimdi böyle gidiyor bakalım. Evet. Şimdi bir talimat verdiniz daha öncesinde ve dediniz ki 19 ilçede alt ve üst yapıda eksik kalmayacak, hepsi tamamlanacak. Yani bu sorun olmaktan çıkacak. Şunun biz çok farkındayız, Ordu coğrafyası malum gayet zorlu. Belki bir anda bitebilecek bir sorun değil, yani ortadan kaldırılabilecek bir sorun değil ama yapılanlar da çok önemli. Geçen gün bir arkadaşım söyledi, Kabataş'ın böyle yüksek bir bölgesine cenaze gitmiş, dedi ki hiç asfalttan çıkmadım dedi. Evet. Yani asfaltla oraya kadar gittim. Ya bu muazzam bir şey, çok güzel bir şey. Yani buradasınız diye söylemiyorum daha önce bahsi geçtiği için ama şu anda biz bu çalışmada altyapıda ve üst yapıda ne kadar bir yol aldık? Vallahi şunu söyleyeyim. Yani bana söylenenler yanlış değilse Trakya'da bir senede yapılanı biz neredeyse bir ayda yapıyoruz. Bütün koca Trakya'da. Yani gerçekten yani 1300 aşağı yukarı 45 kilometre yol yaptık. Yani toplama, beton falan dahil. Hiç durmadan çalışıyoruz. Yani bu öyle az bir şey değil. Ama Allah bize öyle bir yer vermiş ki biz şu anda 27.500 kilometre yolumuz var. Galiba Türkiye'de ya biriz ya ikiyiz. Evet. Çok, yani İstanbul doğru. Neredeyse İstanbul yollarına eşit. Ve biliyor musunuz biz İstanbul'dan azıcık büyüğüz alan olarak. Koca İstanbul'dan. Ordu 6.001 kilometre. İstanbul 5.900 kilometre. Yani böyle bir yer. Hı hı. Tabii dağlık çok güzel bir yer. Ama bütün sevgili hemşehrilerimiz beğendikleri yerler ev yapmışlar. Yani biz de hepsi bir kendine yol istiyor, elektrik istiyor, su istiyor. Tabii bunları da memnuniyetle yapıyoruz. Tabii. Bunları yaparken de mesela sadece bırakalım şimdi mahalleleri, köyleri. Şimdi şeye gelelim. Altınordu'ya gelelim mesela. Altınordu 11 tane dere üzerine kurulmuş. 11 dere bundan. Ve üstlerini kapatmışlar bizimkiler. Tabii Fidan Gördü ayrı var. Yani her tarafta yani bu şekilde. Hatta ben bir tanesini sırf resim olsun diye aldım. Yani pek göstermeyi düşünmüyordum ama sadece şunu bir göstermek istiyorum yanıma. Şu bilmiyorum arkadaşlar hangisi gösterir. Siz şöyle gösterin kameraya şöyle doğru yapayım. Arkadaşlara yardım. Şurada Umut Hastanesi'nin karşısı burası. Şurası bakın. Altında ikiye ikilik bir tane şey var. Box var. Üstünde eczane var. Ya bu kitaplara geçecek yani şu normal ders kitaplarında. Hatta bir ara bunu ilk konuşurken demiştiniz ki beyaz eşya çıkıyor buralarda. Tabii. Buzdolabı falan çıktı. Evet. Buzdolabı çıktı, araba lastikleri çıkıyor. Şimdi fındık vakti bütün kapsülleri döküyorlar ırmağa. Şimdi dolayısıyla şimdi bakın bunun üzerine ve şeyden oradan gelen karşısından gelen yer de tam 90 derece. Ha bir araba kullanın 90 derecelik bir fren direksiyonu çeviremezsiniz o kadar dik açıyla. Hı hı. Su buradan dönecek. Buradaki 80 santimdi çapı. Burası 2'ye 2. Tabii bu kadar dardan geçmiş. Bütün yolları değiştik. Hepsini 2'ye 2 yaptık. Bakın bütün bu burada kazıldı. Şimdi böyle bir yeri düşünün. Şimdi 11 tane de dere üzerine kurulmuş. Evet. Yani ordunun nasıl yönetildiğini ben söylemek için bunu size bu misali verdim. Buna benzer çoğu yer böyle. Bütün altyapıyı değiştiriyoruz. Mesela Sırrıpaşa. Sırrıpaşa'yı herkes ya kimi İtalya'ya benzetiyor, kimi İsviçre'ye benzetiyor. Ama Sırrıpaşa'nın sadece binaların dışı değiştirilmedi. Altyapı da değişti. Doğru. Her tarafı değişti. Hı hı. Hatta milletin ayağı çamur olmasa halı serserdik. Evet, halılar vardı bir ara. Ama bu şimdi esnafı da çok rahatlattı. Tabii şu anda oradan değerler acayip arttı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bütün değerleri, kira değerleri arttı. Hı hı. Şimdi meleti temizliyoruz. Meletin değeri artıyor. Civili. Civil tamamen temizledik. Daha evvelden çöp dökülen melet, düşünebiliyor musunuz? Bir dönem bütün belediyenin çöpü oraya dökülmüş. Çöp adaları olmuş. Biz kazı kazı bitiremedik orayı. Ve şimdi orası biz Mississippi Nehri gibi oldu şu anda. 3 tane de ada yaptık. 2 tane daha küçük ada yapıyoruz. Kuş cenneti olsun diye. Turnalar oraya konsun diye. Martılar bir baktım geçen de ben sık sık gidip bakıyorum orada takip ediyorum. Ağaçlar diktik. Yani oraya kuşların da cenneti olacak. Hem biz gezeceğiz hem değerleri arttı. 250 dönüm yer var orada. Hı hı. 250 dönüm yer. Daha belki değerini biliyorum ben. Şu anda 4-5 bin liraya çıktı metrekaresi. Yani bir katrilyon geçiyor kazancımız. Yani ordunun değerini artırıyoruz biz. Sırrıpaşa, Boztepe, her taraf yani. Civil, Hoynat, Ünye, yani Fatsa, buralar Gölköy, yani buraların hepsi Çambaşı. Yani biz Ordu'ya şu anda, Ordu başka bir boyuta geçti. Şimdi bunların da altyapılarını böyle değiştiriyoruz.
Ve üstelik de bunu kendi makinelerimizle, iş makinelerimi yapıyoruz. Yani müteahhite falan ver, kendimizde kalıyor para. Onun için biz çok iş yapıyoruz. Yoksa biz şu anda bir bütçeyle, bugün hesabını da Hüseyin Bey diye çok, plan bütçe komisyonumuzun çok kıymetli bir arkadaşımız var. Onu da tanımaktan çok memnun. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Bugün hesapları getirdi. Yani biz bir bütçeyle 3 yıllık iş yapmışız. Hatta biz şu anda 1 Temmuz'da 2,5, ilk 45 dakika şeyde bitecek. Yani maçın ilk yarısı 1 Ekim'de bitecek. Yani biz 31 Mart'ta şey yaptık. Daha biz bitirmedik. Yani biz şu anda para yönetimini, kaynak yönetimi, insan yönetimini yönetiyoruz. Ve bunu da çok şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Mesela ihalelerde çoğu arkadaş belki bunu bilmeyebilir. %75'ini ordulu esnaf alıyor. Ordu iş adamları alıyor ihalelerimizin. Yani açık yaptığımız ihalelerin de %70'i aynı bu şekilde. Yani dolayısıyla bizim buradaki yaptığımız bütün çalışmalarda, tekrar söylüyorum, yaptığımız bütün ihalelerin %70'i ordular tarafından alıyor. Öbür 30'u da yapmadıkları için dışarı gidiyor. Bütün bu çalışmalar burada oluyor. Aynı şekilde açık ihale olarak yaptıklarımızın da %75'i orduda. Bunda, çünkü bakıyorsunuz aceleniz var. Bazen çabuk bitmesi lazım. Bu şekilde yapıyoruz. Ve bizim bütün ihaleler aynı zamanda bizim web sayfamızda naklen yayınlanıyor. Canlı yayınlanıyor. Yani isteyen oradan takip edebiliyor. Bunu özellikle sunmak istiyorum. Her şeyimiz açık, şeffaf. Ve üstelik kendi kaynaklarımızı yapıyoruz. Ve bundan dolayı da çok fazla iş yapıyoruz. Ve bir de şu var, proje liderleri yetiştirdik. Bizim bütün işlerimizi sadece belediyenin teşkilat şemasına göre değil, danışmanlarımız var, proje liderler. Onları özel yetiştirdik arkadaşlarımız. Şimdi 20 kişilik bir ekip daha mülakat yaptım. Onları devreye sokacağız. Direkt kale oynayan, yan pas yapmayan futbol tabiriyle sonuç alan arkadaşlarımız var. Ve biz şu anda bir ordu modeli oluşturduk. Bunu belki çok kişi anlayamayabilir. Mesela biz hatta şunu söyleyeyim size yeri gelmişken. Yani biz bütün o borçlarımızı da ele aldık. Hepsini ödedikten sonra şu anda bugün yine Hüseyin Bey'in yaptığı hesaba göre. Yani biz eğer sadece borç ödeyip de hiçbir şey yapmasaydık, tekrar söylüyorum. Borç ödeyip de hiçbir şey yapmasaydık 1 milyar lira, yani 1 katrilyon eski parayla zarar etmiş olacaktık. Şu anda biz kârdayız o yönden de. Yani hem iş yaptık, hem çalışmalarımızı yürüttük, hem de borçlarımızı ödüyoruz. Ve bu çok güzel bir çalışma aslında. Ve bunu da şöyle söyleyeyim, herkese de açık. Gelsinler, baksınlar, incelesinler. Yani güzel böyle bir çalışma içindeyiz. Bir yeni bir ordu modeli ortaya çıkmış oluyor. Onun için de altyapısıyla işte bu, mesela ordu böyle ya, ünye de böyle. Yani perşembe de aynı şekilde. Fatsa da öyle. Biz mesela ben özellikle OSKİ'yi niye Fatsa'ya gönderdim? Bolaman Vadisi'nin bütün dereleri oraya geliyor. Biz eskiden oradan geçerken köprüler uçardı selde. Biz otobüsle geç gelirdik. Eskiden Ulusoy'la giderken inerdik. Yoldan motorla karşıya geçerdik. Başka bir otobüs bizi alırdı. Anlatabildim mi? Yani bunları yaşadık biz. Onları yaşadığımız için bunu yapıyoruz. Eskiden işte Mele Tırmağı'nda su taşırdık evlere. Köylerde bir köy çeşmesi vardı. Şimdi herkesin evinde çeşmesi var. Yani olmayana da biz 48 tane tankerimizde su taşıyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir çalışma içindeyiz. Kısacası yani buradaki bütün çalışmalarda mesela elektrik yoktu. Yani 70'li yıllara kadar yoktu. Ben hatta gaz lambasında şey yaparken derdim ya bu ırmaklar akıyor biz böyle bakıyoruz falan diye. Allah, o zaman ortaokuldaydım. Allah nasip etti, bakan oldum. Ondan sonra bunların o yasayı çıkarttık. Barajları yaptık. Yenilenebilir enerji yasalarını çıkarttık. Şimdi rüzgarından, suyundan, güneşinden elektrik geldi diyor. Çöpünden elektrik geldi diyoruz. Yani bu çok şükredilecek bir şey. Yani onun için bunların hepsini yaşadığımız için büyük bir heyecan ve mutluluk içinde bu çalışmaları yapıyoruz. Ve istiyoruz ki ordu bu dönüşümü, bu değişimi hep birlikte yaşasın. Bunu yabancı görüyor. Çok rahatlıkla diğer iller görüyor, diğer yani görüyor. Ama bizim de bunu iyice görmemiz lazım. Görmesek de gözünü kapatan kendine gece yapar. Dolayısıyla çalışmalarımızı böyle yürüteceğiz kısacası. Evet. Şimdi daha soracağım da çok gerçi soracaktım. Evet. Bazılarından dokundum hani, buralara. Yer yer evet. Evet dokunmuş oldunuz. Ben de onlara soracaktım. Reklama da çok kısa bir zaman var. Evet. Yani yazılım üstünü sormak istiyorum ama yine de. Sorun. Bütün hatta ben size söyleyeyim. Yani uzattım programı. Bu konuda çok ciddi bir çalışmanız evet. var. Evet. Bu ve bu gibi çalışmalarla biz aslında şehir olarak eksen değiştirmiş olacağız. Olduk.
Evet, başladık. Onu sorayım. Şu an ne yaptık, hangi aşamadayız, neler yapıldı, neler yapılıyor? Mesela, neyi, bir tanesini sor mesela. Yazılım üstüyle alakalı. Yazılımla. Ya yazılımda bir kere şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir ekibimiz var. Yani zaten ben 4 tane şirket kurdum. Dünyanın geleceğine de bakarak. Dünyanın geleceği 4 konu üzerinde toplanıyor. Ben risk komitesi başkanlıkları yaptım. Yani en büyük şirketlerde risk komitesi başkanlığı yaptım. Yani bir tanesi gıda. Gıda güvenliği. Gıdası hiçbir iş olmuyor. Hele bu pandemide bunu daha iyi gördük. Ve biz herkesten önce başladık orduda. İkincisi turizm. Bu kadar güzel yere sadece gezmek için gelmeyecekler. Hayatlarını idame ettirmek için gelecek. Çünkü sıcak bir dalga Akdeniz'den buraya doğru geliyor. 250-300 kilo, 300 kilometre bir bant kuzeye doğru geliyor. Mecburen gelecekler. Ve biz burayı hazırlıyoruz. Ve burası dünyanın en güzel yerleşim merkezlerinden bir tanesi olacak. İkincisi bu. Üçüncüsü yazılım. Bilişim. Bilişim. Bununla ilgili çalışmaları. Geleceği, evet. Doğru, bütün genç, bizim süper bir gençliğimiz var. Hiç kimse eleştirmesin gençleri. Süper bir genç var. Böyle direkt böyle insanı susatan, sorularıyla susatan, sarsan gençler var. Dürüst insanlar bunlar. Yani bu çocuklara, bu gençlere biz bir gelecek hazırlıyoruz. Bir yazılım merkezi kurduk. Kodlamayı öğrendik. Robotik yazılımlarını yapıyorlar. Yani çalışmaları yapıyorlar. Çok iyi bir ekip oluşturduk. Çekirdek hepsi ordulu. Ondan sonra mülakat yaptık. Yazılımlarını garanti ederiz diye. Ve ne yaptık? Bir sayaç yaptık mesela. Su sayaç. Türkiye'nin en iyi sayacını yaptık ve şu anda Ağrı'ya sipariş veriyoruz. Satın almak istiyorlar bizden. Yani yaptığımız şey cekcaklı laflar değil bunda. Yapacağız, edeceğiz diye hikaye anlatmıyorum. Yani yaptık ve satıyoruz, üretiyoruz. Ve şu anda bir damla suyu dahi ölçüyor. Hatta şu anda bizim o biraz önce 5 milyon metreküp su kazandık diye onun bir kısmında onun etkisi de var. Yani bunu yapıyoruz. Yazılımı, beyni tamamen bizim gençlerimize ait. Onlar yazdılar. Ve o yazılım taklit edilebilir bir yazılım da değil. Ve rakipsiz. Ama şu anda bazı rakipler şey yapıyor, biraz tedirgin oldular. Bu bir. Onun dışında bütün belediyenin programlarını orada yazdırıyoruz biz. Mesela bir sosyal market açtık. Türkiye'de tek. Bütün yani dar gelirliler ayakkabısını, elbisesini, bütün yiyecek maddelerini buradan alıyorlar. Programını da bizim yazılımcılar yazdı. Şeyde bizim belediyede daire başkanımız yaptı. Seyfettin'e buna teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çalışma yaptı. Şu anda bizim dar gelirliler, biz bir para yüklüyoruz. Bir akıllı kartımız var. Kart 52. Onunla gidiyorlar. İstediklerini online olarak alıyorlar. Akkuş'taki vatandaşımız bile, Gölköy'den, Gürkentepe'deki bile istediğini listeden alıyor. Hiç kimse görmeden biz ona evine teslim ediyoruz. Kapısına gidiyor. Biliyor musunuz? Biz hep şöyle bir şey zannediyoruz. Bu sosyal yardım paketlerinde işte nohut koyuyoruz, mercimek koyuyoruz, makarna koyuyoruz. Temel gıda mı? Temel gıda. Zannediyorduk ki biz bunu çok kıymete geçiyor. Bazen belki de yemiyorlardı. Mesela baktık bazıları çikolata canı istemiş. Bazıları mesela makyaj malzemesi alıyor. Bazıları tıraş sabunu veya şey alıyor. Yani çok çocuk bezi alanlar var. Evet. İhtiyaçlar çok değişmiş. Onu gördük sosyolojik olarak. Yani biz aslında belki de çok arzu edilmeyen şeyleri doldurup gönderiyorduk. Gerçek ihtiyaçları ve gerçek maddeleri, ihtiyaç maddelerini öğrenmiş olduk. Bunu da yazılımını bizim gençler yaptı. Yani bizim şirketimiz yaptı. Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi biz bunu daha da artırıyoruz. Ve orada da öyle gençler var ki şu anda Aybastı'da roketçi gençlerimiz var. Evet doğru. Roketçi gençlerimiz var. Allah sayılarını artırsın. Doğru, Hanım. Doğru. Yani iki kişiydi, altıya çıktı. Ben de eski bir roketçiyim. Onlarla görüşüyoruz, mutluluk duyuyoruz. Yani savunma sanayinde çok iyi bir nokta. Aybastı'nda düşünebiliyor musunuz? Roketçi gençlerimiz var. Yani dünya buraya doğru gidiyor. Biz de onların önlerini açıyoruz. Çok güzel. Yönetmiyoruz, yönlendiriyoruz. Şimdi birçok çalışmayı sordum başkanım. Yine soracağım ama bir diğer konu belde evler biliyorsunuz. Çok konuşuldu. Son durumu şu yönüyle soracağım. Sizin başkanlık ettiğiniz Büyükşehir Meclisi'nin aldığı o tarihi kararla projenin sonrası ve ödemeler en çok konuşulanlar arasında biliyorsunuz. Yine hala merak edilen konulardan biri ödemelerin olup olmayacağı. Hemen sorayım. Tabii ki olacak. Yani orada kimin hakkı varsa o hakkını vereceğiz. Yani o en ufak bir helalleşeceğiz yani daha açıkçası. Çünkü orada bir yanlış başlanan bir iş vardı. Onu düzelttik. Ve ödemeleri de yapacağız. Oradan daire alanlar
Yani daire için almak için girenlerin hepsinin paralarını ödeyeceğiz. Onun kararını aldık. Cumhurbaşkanımızla da görüştük bu konuyu. Dolayısıyla ayrıca şirketle de görüştük. Mecliste görüştük, onun parasını vereceğiz. Dolayısıyla en ufacık bir sorun yok. Şu anda formaliteler tamamlanıyor finansla ilgili. Görüşmeler var. Dolayısıyla ödeyeceğiz onu. Ve çok da güzel bir yer kazanacağız. Bir proje yapılıyor. Bir proje zaten yapılmıştı. Ben de çok yakından takip ediyorum. Orası yeşil alan olacak. O yeşil alan Ordu'da yeni bir çekim merkezi, cazibe merkezi oluşturacak. Ve zaten halk şimdiden denize girmeye başladı. Yani bütün yaz denize girdiler orada. Onlar hatta yüzme kabinleri yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Kapalı olacaktı. Halka kapalıydı. Anayasal hakkı biz vatandaşımıza vermiş olduk. Bu çok önemli bir karardı ve Ordu'nun sadece, belde evler sadece beldenin işi değil. Bütün Ordu'nun imarını etkiliyor. Yani onu emsal göreceklerdi. Bütün sahil bozulacaktı. Herkes onu emsal kabul edip binalarını ona göre yapacaklardı. Onu, yani bir gömleğin yanlış düğmelenmesini baştan önlemiş olduk. Onu yaptık. Bundan dolayı da Ordu'nun geleceğini kurtarmış olduk. Ve bunun karşılığında da bir tesis kazanıyoruz şu anda. Orası kiraz limanı. Benim de denize girdiğim yerde, midye çıkarttığımız, balık tuttuğumuz yerlerde. Buralar tekrar eski günlerine döndürüyoruz. Kiraz limanına kirazlar diktik. İsmiyle müsemma olsun diye. Her şeyin doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. İmarda da aynı şeyi yapıyoruz. Şu anda bir imar konusu var. Çok gündemde. Burada da en ufak bir kayırma yok. En ufacık bir ters bir durum yok. Burada da şehrin bütünselliğine bakıyoruz. Eskiden imar dendiği zaman, şu anda da öyle, herkes önce kendi yerine bakıyor. Buraya bir şey olmuş mu olmamış. Her bir şehri düşünen yok. Şehir bir bütün. Hastaneye ne kadar kısa bir zamanda gideceksin? Yeşil alanın ne olacak? Bunların oranları ne olacak? Şehircilik anlayışı nedir? Bu bütünsellik içinde ele aldık. Ve çok da güzel bir çalışma oldu. İtiraz edenlerinkini onları inceliyoruz. Hatır gönül şeyinde dahi bize yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla biz burada doğru bildiğimizi yapıyoruz. Şehrimizi çok güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu arada bir 180 bin metrekarede yeşil alan ilave elde ettik. Bu arada aşağı yukarı istimlaklerden devleti kurtarmış bir 80 milyon liralık bir tasarruf da sağladık. Yani ordumuz çok kip, bizim ordu tabirle çok düzenli, tertipli şehir olmasını muhafaza edecek. Yanlışlıkları önledik. Yani testere dişi gibi yerler vardı, onları toparladık. Ucubeler vardı, onları ortadan kaldırdık. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Gayet şeffaf, her şeyimiz açık. Mimarlar Odası Başkanı da bakabilir, baro başkanı da bakabilir. Mahkemelerimiz, zaten meclisimiz var. Çok ciddi çalışan, çok güzel bir meclisimiz var. Aynı zamanda encümenimiz var. Yani biz denetçilerimiz var, basınımız var. Açık açık, çok güzel şeyler yapıyoruz şu anda. Ki en ufak bir şey de varsa çıkarız, konuşuruz, tartışırız. Yanlış varsa düzeltiriz. Yolsuzluk varsa zaten üstüne giderim. Hiç gözünün yaşına bakmam kimsenin. Bunu açık söylüyorum. Bu yaşa kadar böyle temiz geldik, temiz gideceğiz biz. Ve tekrar söylüyorum, imar bizim namusumuz. Tıpkı belde olduğu gibi. Ben orayı şey de yapabilirdim, bakmaya da bilirdim. Görmezden gelirdim. Şimdi ama ordu bambaşka bir hale dönerdi. Size anlatırken... Bütün kaçak binada da yıktık biliyorsunuz. Evet. Bütün Ünye'den Gülyalı'ya kadar bütün kaçak binalar kalkışı. Biz geleceğin ordusunu, 100 yılın ordusunu hazırlıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza ayırıyoruz. Burada bir ismimiz var. Yani ordunun dünya çapında bir şehir olmasını istiyorum ben. Zaten çok güzel bir şehir. Biz ilave bir şey yapmıyoruz. Evet. Siz anlatırken evet, ben tam evet, da şunu düşünüyorum. Dediniz ya evet, burada hak sahipleri mağdur olmayacaklar. Tabii tabii. Mağdur değil, tabii hiç mağdur ne demek. Ödemeleri yapılacak. Tabii, evet. Ama bir yandan da dediniz ki şehrin aslında geleceğini kurtardık. Evet. Çünkü bu emsal teşkil tabii edecekti. Kıyılar evet, böyle evet, yüksek binalarla dolacaktı. Hayır, halka belki da kapatılıyordu orası. Halka da kapatılacaktı. Peki şunu diyorsunuz zannediyorum. Evet. Yani anlattıklarınızdan evet, bunu çıkarıyorum. Lütfen beni düzeltin. Böyle bir ödemeye rağmen iyi ki bunu yaptık diyorsunuz tabii zannediyorum. Tabii ki, kesinlikle. Evet. Bende geri vitesi yok. Dostu var, hedef. Hayır, bir de gerekçesi... Tabii gerekçesi de bu. Halkın yanlış faydası. Tabii, 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 hepsi bu. Ve karlıyız biz burada. Karlıyız ayrıca da. Yaptığımız hesaplarda. Çünkü orada bir tesis de elde ediyor. Geri aldık tesisimizi. Halk geri aldı. Vatandaş geri aldı tesisini. Nokta. Evet.
Şimdi çok fazla tartışılan bir başka konu da belediyenin Durugöl'deki yerleşkesinin satışa çıkarılması. Yani bunu bir aydınlatın istiyorum. Yani satışa çıkarılma diye bir şey yok. Yani bu sadece bir karar alındı. Ve bu arada bir deneme yaptık. Hani kovboy filmlerinde olur böyle şeyin çubuğun üzerine bir tane şapka takarlar. Bir gösterilir, olsa ateş ederler. Neyin olduğunu gördük. Böyle bir şey söz konusu. Orada üç tane yer var. Bir tanesi zaten sahibi olan bir yer. İki ayrı da şey var. Yani yer var. Bir tanesi suyun olduğu yer. Bir tanesi OSKİ'nin olduğu yer. Zaten OSKİ'nin olduğu yeri biz davet olarak kullanıyoruz. Davet merkezi olarak kullanıyoruz. Öbür tarafla ilgili de proje hazırladık. Duruma göre bakacağız. Yani bizim buradaki çalışmamızda satışa çıkarılma diye bir şey yok. Sadece bununla ilgili görüşmeleri yaptık. Bir karar aldık. Her ihtimal karşı elimizde olsun diye. Söz konusu değil. Kaldı ki biz netice itibariyle ne yapacağımızı çok iyi bilen ve bunu da mecliste görüşen bir ekibiz. Yani orada en ufak bir sorun yok, problem de yok. Çalışmamızı bildiğimiz gibi yapıyoruz. Evet. Sadece görüşmeleri yapıyoruz. Tabii. Ve bu arada da şunu da söyleyeyim. Yani ben eskiyle yeniyi mukayese falan da etmiyorum. Eskiden olanları falan da tartışmıyorum. Benim tarzım eskiyi konuşmak değil. Yani bir de şunu söyleyeyim. Gelmiş gitmiş bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarına, kim olursa herkese, teker teker yaşayan, rahmetli olan herkese hepsi taş üstüne güzel çalışmalar yapmış arkadaşlarımız. Hepsine ismen teşekkür ediyorum. O milletvekilimiz. Yani orduya hizmet eden herkes bizim başımızın üstünde yeri var. Yani en ufacık bir şey yok. Ama tabii ki ben şu anda kendi dönemimden sorumluyum. Burada da en güzel şeyi yapmak istiyorum. Bir ismimiz var. 50 yıldır oluşturduğumuz çalışma olarak, yaş olarak söylemiyorum. Bu ismi de burada hiç en ufacık bir benek olsun istemem. Evet. Arkadaşlarım da mükemmel arkadaşlarım. En ufacık yani çalışmaktan gurur duydum arkadaşlarım. Evet. Hepsi. Başkanım hemen yine sorayım. Botanik Park arazisi. Evet. Nasıl değerlendirilecek? Ah Botanik Park. O yine bakanken oraya biliyorsun toplu konut yapılacaktı. Onu önledik. Daha sonra onlara yer bulduk o zaman. Hatta oraya çok güzel Botanik Park yapalım dedik. Güzel bir proje hazırlandı. Muhteşem bir projeydi o. Fakat o proje sonra değişti. Acayip bir parka dönüştü. Dönüşmüş. Sonra geldim gördüm onu. Yani hiç bambaşka bir şey olmuş. O proje gitmiş, zannediyorum başka bir şehre gitmiş. İsmini vermek istemiyorum. Bizim hazırladığımız projeyi almışlar bizden. Botanik Park orada arboretumlar olacaktı. Hani şu Karaca'nın, Toprak Dede'nin şeyi gibi, projeleri gibi. Özel bitkiler olacaktı, ağaçlar olacaktı. Öyle bir şey düşünüyorum. Ama sonra yani çok kötü bir şey olmuş açıkçası. Şimdi onu tekrar geri alıyoruz. Yani aldık aslında. Aldığında aslında da son şeyleri yapıyoruz, düzenlemeler yapıyoruz. Orası da çok güzel bir rehabilitasyon merkezi olacak. Gençlikle ilgili yine güzel bir yer olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim tıpkı Kano Park'ta yaptığımız gibi, Çikolata Park'ta yaptığımız gibi, Melet'te, Çivil'de yaptığımız gibi, Belde'de yaptığımız gibi çok güzel bir yeşil alan olacak. Çok güzel bir yer olacak. Yeşil alan demeyeyim de çekim merkezi olacak. Tesisler kurulacak oraya. Çok güzel. Ve gençler hepimiz oradan yararlanacağız. O güzel bir proje hazırlanıyor orada. Şimdi vatandaş yani her halka açık, yaştan halka açık. Bizim her şeyde başımız, bizim bir tek hedefimiz halk. Benim hatırım gönlüm yok. Halk. Halk ne isterse olur. Halka rağmen hiçbir şey olmaz ve halk için yapıyoruz bunu. Bizim halkımızda her şeyler. Çünkü sesi çıkmıyor onlar. Hepsinin hakkı var burada. Hepsinin hakkı var. Kul hakkı var. Dolayısıyla halkımız açık olacak. Sahillerde halkın. Parklarda halkın. Tıpkı Tayfun Gürsoy'da olduğu gibi diğerlerinde de halkın. Gece, gündüz, 24 oralarda ışıl ışıl yapıyoruz. Aynı denizlerde olduğu gibi. Nasıl ki deniz herkesinse, sahil de herkesin, topraklar da hepimizin. Onun için çok güzel bir tesis hazırlıyoruz. Şimdi kapsamlı bir tesis olacak zannediyorum. Çok güzel bir şey olacak. Rehabilitasyon merkezi ve bunu halkımız da görecek zaten. Yani açık olacak. Her şeyimiz açık zaten bizim. Daha önce sormuştum. Evet. Tabii, bir spor köyü olabilir. Tabii. İşte aynen sizin dediğiniz benzer şeyler olacak. Yine de hatta yaparken bizim projelerimiz canlıdır. Biz projede yürürken de üzerinde, çalışırken de değişiklik yapabiliriz. Hiçbir şey değil. Yani put değil. Değiştirebiliriz. Gerekirse kırarız, yaparız, yeniden yaparız. Evet. Ama masrafsız. Evet. Şimdi şehir turizminin en önemli ayaklarından biri artık simgeleşen bir meta biliyorsunuz. Teleferik. Evet. Şimdi neden çalışmıyor? Böyle tüm gerçekliği de sormak isterim. Yani buradaki problem nedir? Ne zaman çalışmaya başlayacak? Şimdi bu Orbel bir açıklama yaptı ama ben size de burada ben size daha açık söyleyeyim. Bu teleferik
Normal olarak bakımı bunun 2020'de yapılacaktı. Pandemiden dolayı gelmedi adamlar. Sonra geldiler. Yani şeyden dolayı, hastalıktan dolayı yasak olduğu için gelmediler. Force majeure olarak gelmediler. Daha sonra geldiler, çalışmaları yaptılar. O raporlara göre orada bazı arızalar gördük. Biz gördük aslında. Ve çalışabilirdi, daha düşük kapasitede çalışabilirdi. Daha düşük hızda kapasitede çalışabilirdi. Ben izin vermedim, ben de mühendisim. Üstelik benim de sağım. İnceledik, risk gördüm. Halkımızın canı daha önemli. Dolayısıyla durdurduk. Bir müddet daha çalışabilirdi o. Durdurduk. Ve yanbacılar bizden öğrendiler. Onlar da hak verdiler bize. Raporlarını, yani biz onların projesini düzeltmiş olduk. Yapılan şey bu. Durdurduk. Şu siparişini verdik. 2 milyon lira da parasını ödedik. Peşin parasını. Siparişini verdik. Şimdi iman edip gelecek. Yani ben orada herhangi bir halkımın şeyini, canını tehlikeye atamazdım. Dolayısıyla durdurduk. Ve şimdi onun hukuki görüşmeleri de sürüyor. İşin ucuna bırakmadık. Çünkü aslında sizin yaptırmanız gereken, yaptıracağınız biz onu yaptık. Biz onlar gelmedikleri yaptık. İçin evet. Yapılamadı. Gelmedikleri için, mecburen gelmedikleri için aynı zamanda bir force majeure'du hukukta bu. Gelmediler, gelemediler. Sonradan raporlarını getirdiler, gösterdiler. Biz de inceledik. İncelemede mahsurlarını gördük. Sonra gördüler, onlar da hak verdiler. Ama buna rağmen şu olabilirdi, çok düşük kapasite çalışabilirdi ama o riski de ben almak istemedim. Durdurduk, onlar da hak verdiler. Şimdi yenisi geliyor ve üstelik de hukuki olarak da gene ben onların yakalarını bırakmayacağım. Daha konuşacağız onlarla, daha işimiz var. Tamam mı? Yani dolayısıyla görüşeceğiz, o da devam ediyor görüşmelerimiz. Durum bu. Evet. Yani ayrıca da şu var, teleferiğe çıkmak isteyenler de biz teleferiğin olduğu yerde arabaları bırakıyoruz. Oradan ücretsiz olarak da Boztepe'ye çıkış servislerimiz var. İsteyen de taşıyoruz oraya. Servisleri yaptık. Parasız. Evet, ücretsiz. Evet. Şimdi tabii hem toparlayacağım yavaş yavaş. Evet. Yani çalışmaları konuştuk, projeleri konuştuk. İlla ki değinemediklerimiz vardır, evet. Daha süremizin el vermedi. Siz de tüm samimiyetinizle cevap verdiniz başkanım. Şimdi çizdiğiniz imaj ya da çizdiğiniz demeyeyim yani bu sizin doğal haliniz evet. Çünkü klasik bir belediye başkanından farklı. Bunu seçim çalışmalarında evet. Da görmüştük evet. Ve o süreçte de çok konuştuk evet. Sizinle. Evet. Yaptığınız, yürüttüğünüz çalışmada seçime giderken farklı bir yol izlediniz. Yani biz sizi her yerde gördük bu evet. Dönemde. İşte doğru. Gençlerle gördük, şehrin farklı gruplarıyla gördük. Şimdi uyguladığınız proje ve çalışmalarınızda da bu özelliklerin olduğunu biliyoruz. Siz aynı zamanda bir teknik insansınız, aynı zamanda akademisyensiniz. Evet, mutlaka evet, bu bakış evet. Açılarını da orada kullanıyorsunuz. Gerçekten yani amacın, bunu da lütfen mazur görün. Ne yapmaya çalışıyorsunuz başkanım diye? Ya şimdi Funda Hanım, belli birikimlerim var. Şimdi belediyecilikte, belediye yasasında da var. Yani strateji planını hazırlar. Diyor. Evet. Büyükşehir Belediyesi. Başkan da bunu yapar ve temsil eder. Stratejik planı hazırlar. Stratejik plan içinde ordunun geleceği var. Bu stratejik plan bana göre çöp değil sadece. Kaldırım değil, yol değil. Yol değil. Tamam mı? Ordunun geleceği. Orduyu ben sosyolojik olarak incelettim. Sosyal psikolojik olarak incelettim. Ekonomik olarak incelettim. Ordunun kaynakları korkunç. Yani çok 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 zengin bir yer. Halkı da çok 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 iyi bir. Bu üç tane çok çok hem kaynak açısından hem insan açısından. Özellikle gençlerimiz, özellikle kadınlarımız. Müthiş yani içlerinde müthiş bir şey var. Dönüşüm ve değişim arzusu var. Ordu bunu istiyor aslında. Fakat orduda fındık az olunca da sevinilen, şey üzülünen, çok olunca da üzülünen bir şey. Az olunca da üzülüyorlar, çok olunca da üzülüyorlar. Ama buna karşı ordu... Mesela bir fındığın ihracatını ordudan düşünmüyor. Trabzon'dan yapılıyor. Yani emek emek çıkarttığı fındığı uğraşa uğraşa kurutamadığı, uğraştığı fiyat. Sadece şu deniyor. Fındığa sahip çık. Bizim ordu tabiriyle sahip çık. Fındığa sahip çıkmak sadece fiyatını oluşturmak değil. Fındığın ihracatı da benim sorunum.
ki onu 3 senedir fiyatını oluşturduk. Evet, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızla. Evet, önemli bir desteğimiz oldu. Evet, oluşturdu. Bunu çünkü en iyi bilenlerden biri. Destek ödemelerinde bakanlık döneminde de bunun tartışmasını Bakanlar Kurulu'nda yaptık, şimdi yaptık. Fındığa sahip çıkıyoruz. Ama fındığa sahip çıkmak, fiyatına sahip çıkmak değil. Ondan sonra unutmak değil. O işin şov tarafı. Fındığa sahip çıkmak, fındıktan yeni ürünler yapmak. Bunu katma değeri yüksek çikolataya vesaireye çevirmek. Fiyatını gerçek anlamda belirlemek. Başka lobilere bırakmadan. İhracatına sahip çıkmak. En çok fındık üreten Ordu, fındığını başka yerden ihraç ediyor çoğu kere. Ve böyle bir şey yok. Limanlarımız var. Ben daha gençtim. Rıhtım'dan, bizim Ordu'dan, limandan fındık yüklenirdi. Dedemler yüklerdi. Bütün herkes yüklerdi. Gürsoylar yüklerdi. Çebiler yüklerdi. Şimdi yok böyle bir şey. Bu işte fındığa sahip çıkmak bu demek değil. İki, kabuğuna da sahip çıkıyoruz. Enerjisine de sahip çıkıyoruz. Aktif karbonunu yapmaya da giriyoruz. Bunların hepsi fındık verimine de sahip çıkıyor. Fındık bahçelerini birleştiriyoruz. Fındıktan ikinci, üçüncü ürünleri deniyoruz. Fındığa sahip çıkmak böyle olur. Halkına da sahip çıkıyoruz. Sahiline de sahip çıkıyoruz. Denizine de sahip çıkıyoruz. İklimine de sahip çıkıyoruz. Gölüne de, akarsuyuna da sahip çıkıyoruz. Balığına da sahip çıkıyoruz. İşte stratejik plan bu. Gencine de sahip çıkıyoruz. Roket yapan çocuklar varsa, yazılım yapan çocuklar varsa bu. Rüzgarına da sahip. Rüzgar türbinleri yapıyoruz şu anda. Dördüncü şirketimiz demin sayarken bir tanesi gıda, bir tanesi turizm, bir tanesi yazılım, bir tanesi enerji. Orbel zaten başını aldı gidiyor. Bir tane şirketimiz vardı. 15 milyon liralık şeyi olan, aseti olan, değeri olan. Şu anda 135 milyon lira. Sadece bir otoparklara bakan bir şirket durumundayız. Şu anda yol yapıyor, maden işiyle uğraşıyor, diğer çalışmalar yapıyor, benzin istasyonu. Ve kimseye de rakip olarak değil. Biz bir şeyin olabilirliğini gösteriyoruz. Şu anda çikolata üretiyoruz biz. Ürettiğimiz çikolatayı Amerika'dan franchising almak istediler. İşte sahip çıkmak fındığa bu. Hikaye değil. Şimdi biz bunları yapıyoruz. Bu belediye başkanı görevi midir değil mi? Evet, görevidir. Görevidir. En azından bir ordulu olmanın görevidir. Hı hı. Vatandaş olmanın görevidir. Aydın olmanın görevidir. Dürüst olmanın, erdemli olmanın görevidir. Bunun dışında karşımıza kim gelirse gelsin, ben doğru bildiğimi yaparım. Arkadaşlarım da buna inanmış vaziyette bu çalışmaları yapıyorlar. İkincisi tıbbi aromatik bitkiler. Bir dönümden fındığın aldığı fiyat 2-3 bin lira. Hı hı. 3 bin lira da alamazsın, 2 bin liradır. Tamam, hatta 2 bin bile çok. 25-30 bin lira para kazanabiliyorsunuz. Biz bunun merkezlerini oluşturduk. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili birim oluşturduk. Ve şimdi yeni bir saha açmak istiyoruz. Aynı zamanda tarıma ağırlık verdik. Şu anda biz İzmir'e yarka satıyoruz. 20 bin. Iğdır'a 3500'den kas sattık. Antalya'nın Kemer Belediye Başkanı bizden tekne siparişinde bulundu. Kendi ürettiğimiz. Yepyeni bir saha oluşturduk biz. Tekne üretiyoruz. Bu sanayi. Biraz önce saydığım Orbel'de 135 kişi yeni başladı ayrıca. Bir fabrika kurduk biz. Şu anda tarımda, seracılıkta değer yaptığımız çalışmalar ve 1000 kişinin üzerinde biz yeni bir istihdam oluşturduk. Kadınlar üretim yapıyor. İş bu. Yoksa ben de gelip geçerdim. Yani ben buraya çöp toplamaya gelmeme gerek yok ki. Yani bu belediye başkanlığı yaparız. Tabii ki bunun da başımızın yeri var. Ama ilave bildiklerini yap. Ben Enerji Bakanlığı yapmış biriyim. Barajlar yapmışız, boru hatları yapmışız. Tabii ki esen rüzgarı görüyorum, ben rahat duramam. Boşa akan suları görüyorum. Bunları tabii ki enerji üretmekte kullanacağız. Bir sürü millet ekmek yiyecek burada. Sanayi harekete geçecek. Aynı zamanda terör önleyeceksiniz. Her taraf aydınlık olsa suç işlemek de azalıyor. İşte bir Tayfun Gürsoy sabaha kadar ışıkları yanıyor. Evet. Herkes spor yapıyor orada. Ben Avrupa'nın değişik yerlerini gördüm. 12'den sonra ışıklar kapanır. Burada bilerek kapatmıyorum. Ben onu da biliyorum. Çocuklar spor yapıyor, gençler orada. Z kuşağı diyorlar. Çocuklar bizden çok ilerideler. Spor yapacaklar, dedikodu yapmayacaklar. Biz bir ay fındık üretiyoruz, 11 ay dedikodu. Yani bizi öldürüyor bu dedikodu. Onun için bizim yapacağımız şey, bu çalışmaları yapıp yeni bir dönüşüm ve değişim yapıyoruz. Yaptığımız şey, yapmak istediğim bu. Gemiyi de onun için getiriyoruz, tramvayı da onun için getiriyoruz, balonu da onun için getiriyoruz, yazılımı da onun için yapıyoruz. Bu çocuklar yoksa kahve köşelerine kapanacaklar. Ve ben şunu görüyorum, toplumda özellikle iki segment, gençler ve hanımlar. Müthiş. Mesela çok
muazzam bir gastronomi merkezi oluşuyor. Ben bugün gemide gastronomi bölümünde öğrencilerle görüştüm. Kimi Urfa'dan gelmiş, kimi Diyarbakır'dan gelmiş, kimi Samsun'dan gelmiş. Pırıl pırıl çocuklar. Hı hı. Şimdi bunlar, biz 60 tane hanımı eğittik çikolata parkta. Ve yeni restoranlar açıyoruz, yeni çalışmalar yapıyoruz. Bizim pancar çorbası dediğimiz kara lahana çorbasının 50 çeşidini yapıyorlar. Evet. Hangisini tarif edeceksiniz? Yani gelen bir misafir bana bir tane pancar çorbası getirin dese hangisini getireceksiniz? Orada bir standardımız yok. Anlatabildim mi? Yani hepsi birbirine lezzetli. Lezzetine bir şey demiyorum. Ama gelen kişilere madem ki kitaplara geçmesi için bu tanımın olması bir lazım. Bir reçetesi olması lazım. Reçetesinin olması lazım. Bir Gürcü kültürü var burada. Eski bir Osmanlı yani şeyi var, Emiroğulları var. Yani müthiş bir şey var burada. Büyük bir kültürler arası. İşte ben bu dönüşümü ve değişimi yapmaya geldim. Bunu yapmaya çalışıyorum. Sonuna kadar da bunu yapacağız. Ve çok büyük kaynaklarımız var. Yani müthiş tarihimiz biraz önce demin konuştuk. Yani bunların hepsi hazır. Melet, şimdi bundan sonra yapacağımız ikinci 45 dakikada hücum oynayacağız. Yani stratejimiz bu. Onun için geldiğimde aslında çok basit bir strateji. Stratejilerin çok basit olması lazım. Düşünen ordu, düşüneceğiz. Biz neyiz, nereden geliyoruz? Önce kendimize barışacağız. Biz kendimizi tanımıyoruz. Kendimize bir merhaba diyeceğiz. Düşünen ordu. Kaynaklarımıza bakacağız. Düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu. Üçü de çok kutsal bunlar. Evet. Emir bunlar aynı zamanda. Hiç düşünmez misiniz? Emri var. Hayırda yarışınız var. İki gününüz birbirine eşit olmasın var. Bunu yapıyor. Bir de ne dedik? 3 ay değil, 12 ay oldu. Orduyu 4 mevsim 5. Şu anda sörf yapıyor gençler. Evet. Bakın eskiden Ağustos 15'inde bizim ordu tabii yayla cenik bir olurdu. Şu anda denize giriyorlar. Daha pastırma yazı var. Yani biz kışında sörf yapacaklar. Ordunun artık, ordu bir dönüşüme, bu dönüşüme, değişime kimse karşı duramaz. Karşı durmak isteyen varsa kaybeder. Bu kadar. Efendim evet, çok teşekkür ediyorum. Birçok soru sordum. Yorduk bu akşam. Estağfurullah. Hepsine çok memnun. Devam yok, devam edebiliriz. Daha biz toplantı yapacağız bundan sonra. Evet, gece de mesai yaptığınızı biliyoruz zaten. Evet. Belediyede evet. Daha çok toplantıları, görüşmeleri yaptığınızı evet. Biliyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyelim. Ben size teşekkür ederim. İlk programda konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Görece veda edelim. Estağfurullah. Değerli izleyenler, Ordu Yönetenlerin ilk bölümüydü. Yeni yayın döneminin ilk bölümüydü. Sayın Başkan Güler bizlerle birlikte oldu bu akşam. Ve Ordu'ya dair tüm sorularımızı cevapladı kendisi. Haftaya Ordu'yu yöneten bir başka isimle biz tekrar buradayız inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.